Evet arkadaşlar, bu az önceki yaptığımız oyunu, labirent oyunumuzu şimdi geliştireceğiz. Buna bir tane halo efekti ekleyeceğim ben bu hedef kısmımıza, bayrağımıza. Ancak öncesinde şu bayrak destemizi prefab haline getiriyorum. Sürükleyip bıraktım. Bakın rengi maviye döndü. Şimdi bunu proje paneline seçiyorum. İçerisine giriyorum arkadaşlar. Open prefab butonuna tıklayarak. Evet. Buna yeni bir tane boş nesne ekleyeceğim. Yarayış panelinden Create Empty diyorum arkadaşlar. Bu boş nesnelerin de pozisyonu ayarlanabilir. Bakın zaten çubukları bellidir. Şöyle birazcık aşağısına getiriyorum. Ve buna komponent ekle diyorum. Efekt kısmına gelip Halo'yu seçiyorum arkadaşlar. Size yani boyutu 3 olsun. Rengini de koyu mavi yapmak istiyorum. Şöyle. Bakın altta da gözüküyor. Evet, şu an için iyi. Sahnemize tekrar dönmek için sol üst tarafta Scenes kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bulunan leveli oyuncuya göstermek istiyorum. Bu sol üst tarafta göstereceğim. Bunu da arka planda bir image nesnesi kullanıcı arayüzlerinden. Ön planda da TextMesh Pro'yu ekleyeceğim. O yüzden hiyerarşi panelinden arkadaşlar UI kısmına gelip image'i bakın seçiyorum. Bunu arkadaşlar ben arka plan grafiği ismini veriyorum. Tabi İngilizce karakterleri kullanarak sol üst tarafa sabitleyeceğim. Şuradaki kutucuğu tıklıyorum. Shift ve Alt tuşuna basılı tutarak şunu seçiyorum arkadaşlar. Bakın buraya geldi. Genişliğini 300 yapacağım. Yüksekliği 100'de duracak. X ile hafif oynama yapıyorum arkadaşlar. Y ile de yapıyorum ki tamamen sıfırlanmasın. İnce ayar yapıyorum. Rengini arkadaşlar color kısmını seçiyorum. Siyah yapıyorum. Alttaki albedo kısmını yani saydamlık kısmını 255'ten arkadaşlar 100'e getiriyorum. Böylelikle arka kısmı da bakın görmüş oluyorsunuz. Tabi canvas'ın içerisine eklendi. O yüzden canvas'ı tıklayıp ayarlarını yapıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar UI Scale Mode kısmını Scale with Screen Size diyorum. Yani ekrana göre ayarla. Referans çözünürlüğünü 1920'ye 1080 yapıyorum. Yani Full HD olacak. Match kısmını da 0.5 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi TextMesh Pro'muzu ekleyelim. Canvas arkadaşlar gelip tıklayıp sağ tıklayıp UI kısmına gelip TextMesh Pro'yu seçiyorum. Import etmemizi ister. Onları import ediyorum. Sonra ikinci butona tıklıyorum. Evet, şu haliyle tamam. Bunu arkadaşlar Level TXT ismini veriyorum. Genişlik değerini arkadaşlar 300 yapıyorum. Yüksekliği 50'de kalsın. Bunu da arkadaşlar aynen bu image gibi sol üst tarafa bakın sabitliyorum. Shift ve Alt tuşuna basılı tutarak. Bakın buraya geldi. İnce ayar yapalım. Birazcık da aşağıya gelsin. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekmem gereken bir husus var. Canvas nesneleri içerisinde de arkadaşlar bir hiyerarşi vardır. Örneğin Canvas'a en yakın nesne en arkada gözüken nesnedir. Bu image nesnesiydi biliyorsunuz. Arka plan grafiği ismini vermiştik. En arkada olduğu için bakın yazımızın arkasında gözüküyor. Bundan yerini değiştirdiğinizde örneğin level text'i bakın onun arkasına taşıyayım. Bakın arka tarafında kaldı artık. O yüzden buraya dikkat etmenizi istiyorum. Font asset kısmını arkadaşlar altın olarak seçiyorum. Buna da font size kısmını da arkadaşlar 45 olarak belirliyorum. Şöyle bir iki kez tıklayayım da şu panelden yerine gidelim. Evet. Şöyle ufak ayarlamalar yapabilirsiniz. Sola olsun. Ortada olsun. Birazcık yana taşıyalım. Evet. Burada levelimizi yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi top nesnemizin içerisindeki kod dosyamıza giriyoruz arkadaşlar. Buradaki kodlara dokunmuyoruz. Sadece ufak tefek eklememiz olacak. Şimdi TextMesh Pro ile çalışacağımız için arkadaşlar Using deyip TM Pro'yu ekliyorum bu kütüphaneyi. Bunun haricinde sahneye yükleyeceğim için Screen Management kütüphanesinde ekli olması lazım. Şuraya iki adet değişken belirliyorum arkadaşlar.
int level diyorum. Bu içinde bulunan level'in değerini tutacak. Bir de arkadaşlar TextMesh Pro türünde level.txt adlı bir değişken belirliyorum. Public özellikli olacak. Sürükleyip bırakacağız Inspector panelinde. Bu arkadaşlar içinde bulunan level'i oyuncuya göstereceğim text dosyası oluyor. Bu level değişkenimizin değerini atıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Scheme Management kütüphanesini kullanarak arkadaşlar Scheme Manager getActiveScan ile arkadaşlar onun indeks numarasını bulabiliyorduk. Bu içinde bulunan level'in numarası oluyor. Ve level text dosyamıza da bunu yansıtıyoruz. Bunu da level deyip iki nokta üst üste bir boşluk bırakıp artı deyip arkadaşlar level yazıyorum. Değişkenimizi çağırıyorum level değişkenimizi. Eğer sadece level değişkenimizi çağırsaydık herhangi bir burada olduğu gibi bir string yazı ifadesi olmasaydı buna nokta to string diyerek yazı türüne de çevirmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Evet, kodları kaydedelim. Unity'nin arayüzüne gelelim. Şimdi arkadaşlar public olarak bir text değişkenimiz vardı. Onun değerini atamamız gerekiyor. Bakın buraya gelmiş. Bu da arkadaşlar Canvas'ın içerisindeki text dosyamızdı. Evet, şimdi çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi level 0 yazıyor. Neden 0 yazıyor? Şu yüzden arkadaşlar. Oyun şu an tek bölümden ibaret olduğu için, tek sahneden ibaret olduğu için sahnenin indeks numaraları da biliyorsunuz sıfırdan başlıyordu. Dolayısıyla 0 diyor. Eğer isterseniz siz buraya built-in index artı 1 derseniz de bu sefer 1 level 1 diyecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız çarpışma durumu gerçekleştiğinde konsol penceresine tebrikler ilk bölümü geçtiniz yazıyorduk. Şimdi şöyle yapacağız. Bir sonraki sahneyi yükleyen kodları yazacağız. Hemen yazalım. Bu debug log ifadesini siliyorum arkadaşlar. Int diyoruz. Sonraki sahne adlı bir değişken belirliyorum. Şu an içinde bulunduğum sahnenin indeks numarasını çağırıp arkadaşlar artı 1 diyorum. Yani bir sonraki sahneyi kastetmiş oluyorum. Ve o sahneyi arkadaşlar load scan diyerek yüklüyorum. Böylelikle arkadaşlar bir sonraki sahneyi yükleyecektir. Tabii daha önce o sahneyi yapmadık. Bu yeni sahnemizi oluşturacağız. Yeni sahneyi oluşturmak için arkadaşlar file menüsünden new scan diyebilirsiniz. Ancak bizim sahnelerimiz birbirine benzeyeceği için ben sahneyi kopyalayarak ve üzerinde değişiklikler yaparak ikinci sahneyi yapmak istiyordum. Bu sahnelerimiz arkadaşlar varsayılan olarak Assets klasörünün içerisindeki proje panelindeki Scenes klasörünün içerisindedir. Şu an içinde bulunduğumuz sahnenin ismi Sample Scene arkadaşlar. Zaten hiyerarşi panelinde de bakın burada ismi yazıyor. Öncelikle ben bunun ismini bir değiştireyim. Sağ tıklayıp Rename diyorum arkadaşlar. Level alt-1 diyorum arkadaşlar. Evet bakın burada da ismi değişti. Sonra bunu tıklayıp arkadaşlar klavyeden Ctrl ve D tuşlarına basıyorum ve kopyalıyorum. Bakın level 2 ismini aldı. Bunun içerisine giriyorum. Bakın şu an onun içerisindeyim. Sahneler birbirinin aynısı olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak bakın burada level 2 diyor. Şimdi bu level 2'nin sahne tasarımlarını hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sahnemizi, oyun için sahnemizi şu an için tasarladık. Şimdi tuzak nesnelerimizi oluşturacağız. Ben
kendi etrafında dönen, sağa sola ve ileri geri hareket eden tuzak nesneleri oluşturacağım. Bunu da küplerle yapacağım. O yüzden bir tane küp oluşturuyorum arkadaşlar. Bu küpe tuzak nesnesi ismini veriyorum. Ve buna tuzak isminde bir tane tak atacağım arkadaşlar. Tak kısmına geliyorum. Add'e tak diyorum. Artıyı tıklayıp buraya tuzak yazıyorum ve save diyorum. Sonra tekrar nesneye tıklıyorum ve tagını atıyorum arkadaşlar. Bu isTrigger özellikle bir çarpışmaya sahip olacak. O yüzden isTrigger'ı işaretliyorum. Yani yumuşak çarpışma. Buna bir tane rigid body komponentini ekliyorum. Fizik kısmına gelip rigid body diyorum. Yer çekiminden etkilenmesini istemiyorum. O yüzden use gravity seçeneğini kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tuzak nesnesine bir tane kod dosyası ekliyorum. İsmini tuzak koyuyorum. Ve bu kod dosyamızın içerisine girerek kodlarımızı yazıyorum arkadaşlar. Ben daha önceden kodlarımızı yazdım. O yüzden şurayı bir temizleyelim. Sadece class'ın sözü parantezlere kalsın. Ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar 3 adet bool değişkenimiz var. Bunlardan hangisi true değerde olursa o yönde hareket edecektir. Örneğin dön true olursa dönecektir. İleri geri olursa ileri geri hareket edecek. Sağ sol aktif olursa true olursa sağ sola tuzaklarımız hareket edecek. Hareket ettiği zaman yani ileri geri sağ sol bunu hareket hızına göre yapacak. Dönerse de dönme hızına göre kendini ayarlayacak arkadaşlar. Bunu da ben update fonksiyonu içerisine bakın denetledim. Yani hangisi true ise o eylemi gerçekleştiriyor. Bakın translate fonksiyonuyla bunu yaptım. Biliyorsunuz transform komponentinin içerisindeki bir fonksiyondu bu. Burada farklı olarak arkadaşlar speech word kodları var. Bu sahnenin koordinat sistemini kullanacağımız anlamına geliyor. Buraya herhangi bir ifade yazmadığınızda nesnenin koordinatını kullanmış oluyorsunuz. Bakın hareket hızlarıyla çarptık. Dönme aktif olduğunda da dönme hızıyla çarptık. Dolayısıyla o şekilde hareket edecektir arkadaşlar. Eğer sağ sol aktifse bakın X düzlemine değerleri yazdık. İleri geri hareket edecekse de Z düzlemine yazdık ki ileri geri hareket edebilsin. Dönmede de arkadaşlar rotate'i kullandık. Bu fonksiyonu kullandık. Y düzleminde bakın dönecektir arkadaşlar. Bir çarpışma yaşandığında örneğin sağa sola hareket ediyor ya da ileri geri hareket ediyor. Bir çarpışma söz konusu olduğunda tabi zeminle çarpışmadığı zamanlarda bu olacak. Eğer zeminle çarpışmamışsa bu ne anlama geliyor? Aslında duvarla çarpışmışsa anlamına geliyor arkadaşlar. Hareket hızını -1 ile çarptık ki tam aksiyonda hareket etsin. Yani pozitif değer hakimken sağa doğru hareket ediyorsa nesne çarpıştığında -1 ile çarptığınız zaman negatif bir değere döneceği için bu sefer aksiyonda hareket edecektir arkadaşlar. Kodlarımızı kaydettik. Evet, şimdi bu tuzak nesnesini prefab yapıyorum arkadaşlar. Sürükleyip bırakıyorum proje panelindeki asset klasörün içerisine arkadaşlar. Sahnede 4 adet olacak şekilde sürükleyip bırakmanızı istiyorum. İsterseniz bunları materyal de atayabilirdik ama atamamayı tercih ettim. Şu an bakın bir tane var. Bir tane daha şurada olsun. Hatta şöyle yapalım. Bu burada olsun. Bu da burada. Bir tane daha atayalım. Tuzak nesnemizi. O da burada. Topun şurasında olsun. Son bir tane daha atayalım. O da burada olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar her birini ayarlıyorsunuz. Şöyle yapalım. Şu topun oradaki tuzağı seçtim. Biraz boyutunu, skala değerini artırıyorum bakın. Evet, topumuzu da ilk etapta önünden şöyle tutalım. Evet. Biraz daha ince bir şey olsun. Evet. Bunu arkadaşlar değer olarak ben kod dosyasında bunun dönmesini istiyorum. O yüzden dön diyorum. Dönme hızını da arkadaşlar 25 olarak belirliyorum. Şimdi de diğerlerini yapalım. Şunun da skala değerini artıralım. Evet, bunun da aynı şekilde. Şöyle olsun. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Şimdi önce bunu seçelim. Şu ikisi arkadaşlar, şu ikisi ileri geri hareket etsin.
Şöyle hareket hızına ilk etapta ne diyelim? 2 diyelim arkadaşlar. Şu da sağ sola hareket etsin. O yüzden sağ solu seçelim. Buna da hareket hızı olarak 2 diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Top nesnemize tıklayın. Bakın burada yeni bir sahne oluşturduğumuz için level text'imizi tekrar taşımamız lazım. Level text'imize taşıyalım. Evet, şimdi sahneyi çalıştıralım bakalım nasıl olmuş. Evet, bakın gördüğünüz gibi hareket ediyorlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu sahneler arası geçişi yapabilmek için biliyorsunuz file menüsünden build settings dememiz lazım ve bu scenes in build kısmına sahnelerimizi taşımamız lazım. O yüzden scenes klasörünü açıyorum. Level 1 ve level 2'de bakın taşıyorum. Buraya geldiler. Şimdi arkadaşlar top nesnemiz tuzak tagına sahip nesnele temas ettiğinde içinde bulunan sahneyi tekrar çalıştırmamız, yüklememiz lazım. O yüzden top nesnemizin içerisindeki arkadaşlar kod dosyasını bir giriyorum. Bu çarpışmanın olduğu kısma geliyorum. Buraya bir if bloku daha ekleyip arkadaşlar ve gerekli kodları yazıyorum. Eğer çarpışılan nesnenin arkadaşlar tagı tuzak ise, tuzağa eşit ise şimdiki sahnenin değerini alıyorum arkadaşlar. Boot indexle bunu alıyorduk biliyorsunuz. Ve sahneyi yüklüyorum. Evet, kaydettik. Evet, kodları kaydettik. Çalıştırıyoruz. Örneğin tuzak nesnemize temas edelim. Bakın sahnemiz tekrar çalıştı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her oyunun bir de menüsü olur. Menü sahnesi olur. Şimdi onu oluşturalım. File menüsünden New Scene diyorum arkadaşlar. Bunu önce bir kaydedeyim. Ctrl S tuşuna basarak da kaydedebilirsiniz. Buradan File menüsünde Save de diyebilirsiniz. Bu Scenes klasörün içerisine kaydetsin. Buna menü sahnesi ismini veriyorum. Kamera ayarlarını arkadaşlar gökyüzünü Clear Flux bölümüne iptal edip Solid Color yapıyorum arkadaşlar. Arka plan rengini de mavi yapıyorum. Şimdi bir tane TextMesh Pro ekleyeceğim. Bu yüzden yarış panelinden UI kısmına gelip TextMesh Pro'yu seçiyorum arkadaşlar. Bunu sayfanın üst kısmına sabitliyorum. Biraz aşağıya gelebilir ince ayar. Genişlik yüksekliğini artıracağım. Tabi buna başlık Alt-txt ismini bir isim vereyim. Evet. Buna labirent diyeyim arkadaşlar. Yazı tipini değiştirelim. Ayarlarımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Her zamanki ayarlarımız 1920'ye 1080 ve bu da 0.5. Bunu da yaptıktan sonra bir tane buton ekleyeceğiz. Başlata kanvasa sağ tıklayıp UI kısmına gelip butonu seçiyoruz arkadaşlar. Buna başlat BTN ismini vereceğim. Sayfanın orta kısmına sabitliyorum. Şu yukarıdaki yazıyı da biraz ayarlayalım. Evet. Genişliğini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, yüksekliğini. Ancak ben çok özenmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bir grafiker değilim arkadaşlar. Yani grafik işinden vesaire anlamam. Ben programcıyım, kod yazarım. O yüzden işin özünü size öğretmeye çalışıyorum. Bunun içerisindeki text kısmına play yazın. Yazı tipini kalın yapalım. Böyle olsun. Eğer elinizde arkadaşlar örneğin bir grafik programında buton tasarlamışsınızdır grafik olarak varsa bu butonun arkadaşlar image kısmındaki bu ilgili yere
O grafiğinizi de sürükleyip bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu butonu bir fonksiyonla ilişkilendireceğim. Yani butona tıklandığında biliyorsunuz bir sonraki sahneyi yüklemem lazım. O yüzden ben yeni bir tane boş nesne oluşturuyorum. Buna menü isminde bir script dosyası ekliyorum arkadaşlar. İsmi menü olsun. Ve bunun içerisine girelim. Bir sonraki sahneyi yükleyeceğim için ilgili kütüphaneye arkadaşlar ekliyorum. Update ve start fonksiyonu bir işimiz yok. O yüzden bunları siliyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz public türünde olacak. Play BTN diyelim. Yani play buton anlamına gelsin. Buna tıklandığında arkadaşlar indeks numarası 1 olan sahneyi yükleyelim. Böylelikle arkadaşlar işimiz gerçekleşecektir. Şimdi arkadaşlar butonumuzla ilişkilendirelim. Butonumuzun on click bölümündeki artı işaretini tıklayalım. Ve buraya bir obje yani nesne sürükleyin bırakın diyor. Biliyorsunuz ben bunu şu objenin içerisine yazmıştım. Çünkü bu içerisinde menü diye script dosyası vardı. Onu sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Ve buradan fonksiyonu bakın seçiyorum. Play butonu biliyorsunuz. Buna tıklandığında bir indeks numaralı sahneye yükleyecektir. Tabii ne yapıyorduk arkadaşlar? File menüsünden bu settings'e gelip buraya yeni oluşturduğumuz sahneyi de sürükleyip bırakmamız lazım. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. En üstteki yani indeks numarası 0 olan sahne ilk önce açılan sahnedir. Örneğin siz bunun çıktısını aldınız, oyununuzu bitirdiniz. Dolayısıyla menü sahnenizin yani ilk açılmasını istediğiniz sahnenin indeks numarasının 0 olmasına dikkat edin. Bunları biliyorsunuz böyle sürükleyip de bırakabiliyorsunuz. Yani en üstte olsun. Ondan sonra level 1, ondan sonra level 2 gelsin arkadaşlar. Hemen deneyelim. Çalıştırıyoruz. Bakın geldik ama null referans yani boş bir referans hatası veriyor. Neden acaba? Bakalım. Menü 1'e gidelim. Top nesnemize tıklayalım. Ha, evet arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum ama bu bir bug hata olabilir. Bakın hatırlarsanız level text dosyamızı biz sürükleyip bırakmıştık aslında. Ama sanki bu eylemi işi yapmamışız gibi olmuş. O yüzden tekrar sürükleyip bırakalım madem. Evet, kaydettik. Menü sahnemize gelelim. Tekrar çalıştıralım. Başlatalım. Evet, şu an herhangi bir hatamız yok arkadaşlar. Evet, şimdi oyunumuza arkadaşlar ses ilave etmek istiyorum. O yüzden ben de şu an açık ama Asset Store paneli. Sizde açık değilse Window penceresinden Asset Store kısmını tıklayarak ilgili paneli açabilirsiniz. Buradaki bütün kategoriler bölümünde arkadaşlar Audio'yu seçin. Alttaki Pricing kısmını Free deyin arkadaşlar. Yani ücretsiz olan seçeneği seçin. Ve buradan arkadaşlar Castle Game diyor ya Sound. Bunu arkadaşlar projenizi import edin. Tıkladık. Birazdan aktif olacak buton. Evet, import ediyoruz. Aslında hepsini import etmemize gerek yok ama ben yine de edeceğim. Evet, gördüğünüz üzere bakın eklendi. Burada klasörü. İçerisinde birçok ses dosyası var. Şimdi arkadaşlar sahne 2'ye yani level 2'ye gelin arkadaşlar. Burada top nesnesine tıklayın. Ve ona bir tane komponent ekleyin arkadaşlar. Audio Source komponentini eklemenizi istiyorum. Audio kısmına gelip Audio Source'u seçin. Buradaki Play on Awake tik işaretini kaldırın arkadaşlar. Ve içerisindeki kod dosyasına girin. Buraya fazladan 3 adet değişken ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben daha önceden yazdığım için kopyalayıp yapıştırıyorum. Audio Source komponenti ve 2 tane de Audio Clip komponenti. İlki ses dosyası isminde, diğerleri bölüm geçme sesi ve tuzak geçme sesi isimlerine sahip. Şimdi arkadaşlar start fonksiyonu içerisine bu audio source değişkenin değerini atayalım. Şimdi arkadaşlar çarpışma komponentini denetleyen şu fonksiyona gittik. Finish ile çarpıştığında arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ses dosyası deyip Play One Shoot'la biliyorsunuz çalıştırıyorduk değil mi? Hangi sesi çalıştırırız arkadaşlar? Şuradaki bölüm geçme sesini çalıştırıyoruz. Eğer tuzağa temas etmişsek de ses dosyası deyip Play One Shoot diyoruz. Bu sefer de
Tuzak temas sesini arkadaşlar çalıştırıyoruz. Evet, kaydettik. Böyle çalıştırdığınızda arkadaşlar temas ettiğinizde seslerin çok küçük bir kısmını duyup duracaktır. Çünkü hızlı bir şekilde sahneye yüklediği için sesin tamamını duymanıza izin vermeyecektir muhtemelen. Hemen arkadaşlar değişken değerini atayalım. Topumuza tıkladık. Biliyorsunuz iki tane ses eklememiz lazım. Hemen indirdiğimiz, import ettiğimiz içerisine giriyorum. Burada arkadaşlar ben 18 numaralı ve 50 numaralı sesleri kullanacağım. 18 numaralı sesi dinleyelim. Seçtikten sonra şu alt kısmı arkadaşlar biraz yukarı doğru çekerseniz bakın. Evet. Bu arkadaşlar bölüm geçme sesi olacak. O yüzden top nesnemizi tıkladık. Evet, şuradaki bölüm geçme kısmına sürükleyip bırakıyoruz. 50'ye bakalım. Evet. Bu da yanma sesi. Bunu da sürükleyip bırakıyoruz. Evet. Dediğim gibi seslerin tamamını duyamayacağız ama bu önemli değil. Önemli olan sesleri başarılı şekilde kullanmak. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar bu işlemlerin aynısını ben level 1 için de yapmam lazım. Çünkü kod dosyası değiştiği için değerlerini orada da atamam lazım. Aksi halde hata alırız. O yüzden level 1'e de geçiyorum arkadaşlar. Top listemize tıklıyorum. Bakın burada sesleri taşıyorum. Hemen 18 numaraydı ve 50 numaraydı. Evet, bunları taşıdık. Kaydettik. İsterseniz arkadaşlar oyunuza hoş bir arka plan müziği de ekleyebilirsiniz. Bunun için örneğin bir tane boş nesne oluşturursunuz. Buna audio source komponentini eklersiniz arkadaşlar. Buraya audio clip bölümüne ilgili grafiğinizi taşırsınız. Oyun açılır açılmaz çalışır ve loop şeklinde de buna da tik koyalım. Dediğiniz zaman sürekli arka planda çalışan bir müziğiniz de olabilir. Bu tercih hakkı sizindir. Ve arkadaşlar bir de çıkışımızı yani oyundan çıkışımızı sağlayan kodları yazalım. Top nesnemizdeki script dosyamızın içerisine girelim. Burada update'in içerisine şöyle bir if koşulu ekleyelim arkadaşlar. Klavyedeki ESC yani escape tuşuna basıldığında çıksın. Get key down yani bir kez tıkladığında arkadaşlar çıksın. Key code escape diyoruz arkadaşlar. Oyundan çıkmak için arkadaşlar application quit yazmanız yeterlidir. Bu uygulamadan çıkılmayı sağlar arkadaşlar. Evet, kaydettik. Evet arkadaşlar çıkış yazılan kodu da yaptık. Ha, arkadaşlar hatırlarsanız level 2'de audio source komponenti eklemiştik topa ki bu sesler çalışsın. Bakın burada eklememişiz. Onu da ekleyelim hızlıca. Audio source komponentimizi ekleyelim. Play on awake'deki tik işaretini kaldırıyorduk. Çünkü arkadaşlar level 2'de böyle ayarlamıştık. Çünkü bu komponent olmadan arkadaşlar sesleri çalıştıramıyoruz. Evet, kaydettik. Sanıyorum şu an için her şey tamam. Oyunumuzu çalıştıralım. Evet, hızlıca ikinci bölüme bakalım. Geçiş yapacak mı? Sesinde çalması lazım tabii. Ancak sesin tamamını dediğim gibi duyamayabiliriz. Bu önemli değil. Şu an için sesi ekliyor olabilmeniz yeterlidir diyelim. Evet, çalacak gibi yaptı. Ve ikinci sahnemizi de bakın geçtik. Level seviyemizi de bakın gösteriyor başarılı şekilde. Evet, bu ders bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.